Bazı kişiler özellikle Hazreti Mehdi için o bir kişi değil, bir sistem vesaire gibi yorumlar yapıyorlar. Ancak hadislerde çok teferruatlıca bildirilmiş, tarif edilmiştir diyor Mehdi Aleyhisselam. Şahsı manevi midir yoksa Bediüzzaman Hazretlerine dediği gibi bir zat mıdır? Bize Hazreti Mehdi'yi tarif eder misiniz demiş bir izleyicimiz. Mesela diyor ki Ali Beyt'ten Muhammed Mehdi isminde bir Zat-ı Nurani, nurlu bir şahıstan bahsediyor Said Nursi. Bir diyor. Yani burada şahsı manevi yok. Mesela ahir zaman o büyük şahsı Ali Beyt'ten olacak. O büyük şahsı. O kelimesi nedir? Büyük şahıs. Ne anlarsınız ben size? Tek anlarım. Mesela diyor ki o zat o taifenin uzun tetkikatı ile diyor ve devam ediyor. O zat deyince biz ne anlarsınız? Evet. Bir kişi anlaşılır değil mi? Mesela diyor ki halbuki o ahir zamanın o büyük şahsı Ali Beyt'ten olacaktır. Ben de onlara demiştim diyor. Said Nursi sen Mehdi'sin diyorlar da onlara cevap veriyor. Ben de onlara demiştim. Ben kendimi Seyit, peygamberimin soyundan bilmiyorum. Bu zamanda nesiller bilinmiyor. Halbuki ahir zamanın o büyük şahsı Ali Beyt'ten, peygamberimizin soyundan olacaktır. Şimdi burada bir şahsı manevi var mı? Yok. Mesela diyor ki o ileride gelecek acip şahsın Mehdi'nin bir hizmetkarı ve ona yer hazır edecek bir dümdarı ve o büyük kumandanın piştar bir neferi olduğumu, önce askeri olduğumu zannediyorum. O ileride gelecek acip bir şahsın. Şaşılan ve hayret uyandıran şahsın bir hizmetkarı ve ona yer hazır edecek bir dümdarı, önceden gelen takipçisi ve büyük liderin piştar bir neferi, önce askeri olduğumu zannediyorum. Ki bak kendisinin Mehdi olmadığını söylüyor. Bak Said Nursi Mehdi zannediyorlar. Onu da anlatıyor. Yani illaki bir Mehdi beklemeyecekler. Yani ya Said Nursi diyorlar, ya şahsı manevidir ya kitaptır. Halbuki burada şahıstan bahsediliyor. Evet, yani ben zaman zaten evet. Kendi söylemişim. Mesela diyor ki büyük zamanın en büyük mürşidi olarak bir zat-ı nurani gönderecek. Zamanının en büyük mürşidi olarak bir zat-ı nurani gönderecek. Bir zat nurani gönderecek. O zat da zat şahıslar demiyor. Ehl-i Beyt-i Nebevi'den olacak seyit olan. Ya şahsı manevi seyit. Yani ben buna ne cevap vereyim? Mesela ümmetin beklediği ahir zamanda gelecek zatın üç vazifesinin en mühimi diyor mesela. Zat. Bir kişi burada belli. Peygamberimiz ayrıca kaşını, gözünü, boyunu, bosunu, omzunu, göğsünün genişliğini, her şey, değil mi? Sırtındaki benef varınca kadar anlatıyor. Şahs-ı manevi sırtında ben olur mu? Hatta ikinci sırtındaki diğer beni bahsediyor. Onu da ağaç yaprağı gibidir diyor. Mersin ağacının yaprağı gibidir diyor. Yani üç boyutlu bir ben daha vardır diyor. Ya soyut bir kavram değil ya. Tabii ki ya. Sparta'ya gittik. Sparta'ya gittim. Sabahleyin orada indik. Sabahleyin inince doğru üstadın evine gittim. Üstadın evine gidince kapıyı çaldım. Kapıda Tahiri abi kapıyı açtı. Ooo Seyyid Ali diye sarıştık öpüşürken. O zaman bir de bizim Zübeyir abi çıktı. Ooo filan diye onunla sarışırken üstad dışarı çıktı. Oradan çıkıp gelirken. Üstadım dedi. Seyyid Ali gelmiş. Tamam gelsin demiş gelsin. Gelsin dedi. Deyince peşine düştük. Buyursun gelsin dedi. Üstad çıktı. Karyonun üzerinde oturur. Yorganını da önüne çekti. Çekince o zaman ben tabii dedim ki dur bu kardeşim Tahiri dedi. Tahiri mektubu getirdi. Tahiri elinde mektup geldi. Oku dedi mektubu. Okuyunca dedi efendim bu mektup şeyden gelmiş Cizre'den. Bu Mardin'in Cizre gazetesi vardır o zaman. Cizre gazetesinden Seydan'ın bir halifesi yazmış dedi. Cizre şeyde halife o zaman şeyde bir şeyhti kendisi. Nakşibendi şeyhidir. Bir mektup yazmış. Demiş ki efendim Mehdi
görecek miyiz? Mehdi'nin vazifesi ne olacak? Mehdi'nin şeyi nasıl olacak filan diye sorular soruyor. Şimdi üstad deyince bana o zaman sordu. Mehdi, Mehdi efendim ben görmeyeceğim dedi ama keşke sen göreceksin dedi. Ben tak diye kafama bir tokat vurdu. Üstad Hazretleri. Deyince bana ondan sonra Mehdi dedi, Mehdi'nin programı dedi, Risale-i Nur olacaktır dedi. Risale-i Nur'u dedi, tutmak edecekti, program kendine itaat edecekti dedi filan diye. Bu şekilde bundan sonra birdenbire döndü üstad dedi. Kardeşim dedi, sen dedi, oruç tutuyorum efendim dedim ben inşallah niyetliyim, abdestliyim. Oruç musun? Evet, Tahiri de oruçtur. Tahiri de sen bu akşam benim yanımda misafirsiniz dedi. Tahiri dedi, sen çorbayı daha iki tane yumurta yapacaksın, kuracaksın. O yumurtaların birisi senin için, birisi Seyyid Saleh için dedi. Günümüzde şimdi bazı insanlar çıkıyor diyorlar ki Mehdi bir kişi değil, şahsı manevidir diyorlar. Halbuki Üstad Hazretleri bu konuda çok detay veriyor. Mehdi'yi anlatıyor değil mi hocam? Ya olur mu? Mehdi bir şeydir. Yani Mehdi elbette bir şahıs olacaktır. Üstad Hazretleri söylüyor yani. Deccal de bir şahıs olacak, Mehdi de bir şahıs olacak. Üstad da bu şekilde söylüyor değil mi? Tabii söyledi bunu. Aşırı söyledi.